أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد Bakara suresinin ayetlerini okumaya devam ediyoruz. Allah izin verirse bugün 55. ayetten başlayarak devam edeceğiz. Okuduğumuz bölüm Bakara suresinin içerisinde yaklaşık 80 ayet veya başka bir okumayla 100 ayetlik bir bölüm var. İsrail oğullarından bahsedilen, İsrail oğulları üzerinden bize ders verilecek bir bölüm. Yani ellerinizde mealler var kimilerinin görüyorum. Birçok arkadaş okumuştur. Döndüğünüzde bir bakmanızı tavsiye ederim. Çok değişik, çok ilginç, güzel bir üslupla anlatılıyor. Sanki, bana öyle geldi yani çalışırken, sanki Allah Teala yani bir sunum yapıyor. Kelime doğru olmayabilir. Sanki bir sunum yapıyor. İsrailoğullarıyla ilgili bir bölüm mesela oynatıyor diyelim filmi. Orada İsrailoğullarıyla bir olay görüyorsunuz veya Allah'ın İsrailoğullarıyla bir konuşması var Hazreti Musa üzerinden. Sonra olay bitiyor, olay biter bitmez sanki durduruyor filmi. Sonra bize dönüp konuşmaya başlıyor. Böyle çok güzel bir sunum havasıyla anlatılan bir bölüm. İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya yaptığı eziyetler aslında anlatılan şey. Bu eziyetler üzerinden biz bir kere öncelikle Muhammed Aleyhisselam'a Allah Teala bir teselli veriyor. Hazreti Musa üzerinden Peygamber Aleyhisselam birçok defa kendisini teselli ettiği olay var hatırlıyorsunuz. Yani ne zaman peygamberimizi sahabelerden peygamberimizi üzecek, peygamberimizi sıkacak bir şey yaşansa Peygamber Aleyhisselam hemen İsrailoğullarını hatırlatıyor. Hazreti Musa'nın İsrailoğullarından gördüğü eziyetin daha büyük olduğunu düşünüp kendisini teselli ediyor. Bir olay hatırlatayım. Böylece aslında girmek için zaman kazanmış oluyorum. Hani hatırlayacaksınız. Resulullah Aleyhisselam Mekke'yi fethettikten bir hafta sonra Huneyn Savaşı'na doğru yola çıktı. Huneyn'e doğru gidiyorlar. Huneyn'e doğru giderlerken böyle çok gösterişli bir ağacın yanından geçiyorlarmış. Hatırlamışsınızdır. O çok gösterişli ağacı görünce sahabelerin bazılarının içerisindeki eski cahiliye arzuları depreşmiş. Cahiliye döneminde o bölgenin Araplarının ya da o bölgenin cahiliye inancında göre bir kutsal ağaç anlayışı varmış. Zatul Envat adı. Bu Zat-ı Envat ağacının böyle benzeri çok görkemli bir ağaç görünce İçindekiler depreşmiş kutsal ağaç isteği. Resulullah Aleyhisselam'a demişler ki, ya Resulullah, şimdi bu ifade bile her şeyi değiştiriyor değil mi? Ya Resulullah. Yani onun peygamber olduğuna inanıyorlar. Onun getirdiği dine girmişler. Dini ondan öğreniyorlar. Dini ondan öğrenirken, dinde ne yapması gerektiğini ona öğretmeye kalkıyorlar. Bu anlamda bir ayet var, hatırladınız değil mi? Etuallimûne Allâhe dînekum. Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz yani? Siz mi öğretmeye mi kalkıyorsunuz diye. Çok teşekkür ederim. Sana mı kaldı bu hocam? Şimdi diyorlar ki ya Resulullah, cahiliye dönemindeki gibi bize de bir Zat-ı Envat ağacı, yani şu ağacı bizim için kutsal ağaç olarak belirle, tayin et demişler. Resulullah Aleyhisselam bakmış şöyle bir hallerine. Yani kafanızda bir canlandırmaya çalışın. Muhtemelen öyle olmuştur gibi geliyor bana. Şöyle Allah Allah demiştir. Yani 21 yıldır din öğreniyorsunuz. 21 yıl Mekke fethedilmiş artık. Yanınızda peygamber var. Elinizde inmekte olan bir kitap var. Yıkılmakta olan bir cahiliye inancı var ama işte böyledir. İnsanın cahiliye geçmişi tümden silinip atıldı diye bir şey yok. Dürttü yani işte. Sonra demiş ki Allah Musa'ya rahmet etsin. İsrailoğulları ona çok daha fazla eziyet etmişlerdi de o sabretmişti. İşte burada biz Hazreti Musa'nın yaşadığı sıkıntılardan örnekler görüyoruz. Şimdi Hazreti Musa Firavun'la çok zorlu bir mücadele geçirdi. O mücadele döneminde İsrailoğulları Allah'ın ne kadar büyük yardımı olduğunu apaçık mucizelerini gördüler. Yani hatırlayacaksınız daha
Mısır'dan çıkmadan önce o 9 mucize. Bir kere asasının mucizesini gördüler, 7 beyza mucizesini gördüler. Kan geldi, tufan geldi, çekirge geldi. Buna benzer şeyler yaşandı. Bütün bu mucizelerin üstüne Mısır'dan çıkarlarken denizin yarılması diye bir olay yaşadılar. Denizin yarılmasının ötesine geçtiler. Çölde giderlerken bulutla gölgelendirildiler. Bugün gelecek inşallah. Efendim deniz şey çölde susuzluk yaşadıklarında suyla bir kayadan çıkan suyla sulandılar. Bir sürü nimet, arka arkaya gelen nimet. Yanlarında bir peygamber var. Ama yani adamların eski cahiliye inançları sık sık depreşip ortaya çıkıyor yani. Şimdi bunun bir örneği. Ve iz kultum 55. ayet. Hani bir zamanda şöyle söylemiştiniz. Ya Musa, ey Musa, len nu'mine leke, sana kesinlikle inanmayacağız. Asla inanmayacağız. Arapça ile iştigal edenler için bir hatırlatayım. Len ile ifade edilmiş. Geleceğe yönelik kesinlik ifade ediyor. Kesinlikle inanmayacağız. Asla sana inanmayacağız. Hatta nerallâhe cehraten, Allah'ı açıkça görmedikçe, senin Allah'la konuştuğuna, Allah'tan bize bir kitap getirdiğine ya da bu emrettiklerinin Allah'ın emirleri olduğuna inanmayacağız demişler. Bunu söylediklerinde Firavun'dan kurtulmuşlardı. En az 20 yıllık, belki yani kitaplarda verilen bilgi gibi 20 yıllık bir Mısır'daki mücadele dönemini yaşamışlardı. Çöle geçmişler ve bunun üzerine yaşadıkları şey bu yani. Bütün İsrailoğulları mı söylemişti bunu? Bir önceki dönemde bölümde anlatılan bir olay vardı hatırlarsanız. Yani çok ciddi bir tövbe etmeleri gerekiyordu. Puta taptıkları için, buzağıdan bir tanrı yaptıkları için ciddi bir tövbe etmeleri lazımdı. O tövbe hatırlatmasının üzerine Allah'ın da emriyle Hazreti Musa içlerinden 70 tane temsilci seçti. O 70 tane temsilciyle beraber tekrar Tur-i Sina'ya gittiler. O Tur-i Sina'da Allah'ın onlardan ne istediğini, onlara nereyi hedef gösterdiğini, yani bizzat kendileri de gideceklerdi. O kutsal mekanda onlar da bulunacaklar. İsrailoğulları adına, onları temsilen, onlar da tövbelerini belki sunacaklar. Hazreti Musa ile beraber gittiklerinde o 70 kişi, Hazreti yani şimdi vahiy geliyor. Vahiy geldiği zaman ne görmüş olabilirler ki yani? Bir peygamber yani ne görmüş olabilir ki? Resulullah Aleyhisselam vahiy geldiğinde sahabeler ne görmüş olabilirler ki? Ne gördüler hatırlayın yani. Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geldiğinde böyle buram buram terleyen bir insan gördüler. Yani buram buram terliyor olması onun Allah'tan vahiy aldığının kanıtı mıdır? Yok öyle değildir. Niye kanıtı olsun ya? Adam terliyor işte yani. Terleyen bir insan gördüler. Veya işte Zeyd bin Sabit anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın kafası diyor başı benim dizlerimdeydi. Ona vahiy geldiğinde neredeyse dizim kırılacak kadar kafası ağırlaştı. Yani sadece bu tip şeyler var. Nereden bilecekler vahiy geldiğini? Bunun kanıtı olmaz ki yani. Vahiyin kanıtı olmaz. Kanıtı olsaydı herkes mecburen Müslüman olurdu. Ona iman ediyoruz. İman, güveniyoruz onun Allah'ın elçisi olduğuna. Hazreti Musa işte Allah size bunları emretti deyince o seçilen 70 kişi demişler ki biz Allah'ı açıkça görmedikçe bir de havaya girmişlerdir belki de o kısmını da bilmiyorum. Yani seçilerek gelmiş 70 kişi ta Tur-i Sina'ya kadar gelmişler. Hazreti Musa'nın özel bir anına tanıklık etmişler. Hani herhalde biz de olabiliriz mi havası ama girdiler o havayla. Biz Allah'ı açıkça görmedikçe iman etmeyiz demişler. Bu Allah'ı açıkça görmedikçe iman etmeyiz ifadesi tarih boyunca bütün putperestliğin ana fikrini ilan eder. İnsanlar ya akıl yürütme yoluyla, delillendirme yoluyla olaylardan ve anlatılanlardan ders çıkartarak Allah'a iman ederler. Ya da insanlar aklı geri plana itip, akıl yürütmeyi geri plana itip duyguları ve duyuları, iki şey söylüyorum. Duyguları ve duyuları ön plana çıkartıp duyularla algılanabilen beş duyuyla görülüp anlaşılabilen bir tanrıya yönelmeye başlıyorlar. İnsanların hepsinde var bu. Benim görüşüm diye bakın müfessirlerimizin anlattığı şey bu. İnsanların hepsinde Müslümanında bile eğer ciddi bir akıl eğitiminden, inanç eğitiminden geçirilmediyse Müslümanında bile
bir takım kutsalları, somut kutsalları ortaya çıkartma eğilimi var. Düşünün, İslam dininde kutsal ne var? Somut kutsal ne var yani? Hiçbir şey yok değil mi yani? Somut kutsal hiçbir şey yok. Yani Kabe var, Kabe'nin dokunulmazlığı yok. Yanlış mı biliyorum yani? Kabe var, Kabe'nin dokunulmazlığı yok. Yani Kabe eskir, yıkarsınız yeniden yaparsınız, yıkarsınız yeniden yaparsınız. Bir tane taşı hariç, her taşı değiştirilebilir ve tarih boyunca defalarca değişmiştir. Üzerine geçirdiğiniz o beyaz veya siyah, neyse o siyah kıyafeti ya da örtüsü, her yıl yenilenen bir şeydir. Yani ne o örtünün bir özelliği vardır, ne o taşın özelliği vardır. Yıkılır ve yeniden yapılır yani. O taşlara hürmeten bir yerlerde, başka bir yerlerde belki insanlar bir yerlerde ağırlıyor olabilirler ama özel bir şeyimiz yok yani. İnsanlarda, Müslümanında bile böyle bir eğilim başlayabilir. Hazreti Peygamber'in kabrinin ya da kabirde oluşunun özel bir anlamı var mı? Hiçbir özel anlamı yok yani. Kabrine gideriz, ziyaret ederiz, bir dua ederiz ve geçer gideriz, o kadar yani. Ama illa görünür şeyler yani. Kutsal bir ağaç olacak, kutsal bir duvar olacak, efendim güzel bir türbe olacak, içindeki saygın bir mezar olacak, sonra ne olabilir? Kutsal bir göl olacak, kutsal bir gölet olacak, kutsal bir gölette yüzen kutsal balıklar olacak. O balıklara dokunursanız eğer, ocağınız yanacak, yani siz yansanız gene iyi, ocağınız sönecek. Şurası kutsal orman olacak, o kutsal ormanın dalından, ağacından bir dal keserseniz eğer, uydur uydur söyle işte yani. Bunu 15 kişiye göndermezseniz eğer, bu size gelen mesajı 15 kişiye göndermezseniz, yani 15 kişiye gönderirseniz 15 gün içerisinde 15 bin lira kazanacaksınız. Bunu ben uyduruyorum, bir şey yok yani, onlar da uyduruyor. 15 gün içerisinde 15 kişiye göndermezseniz, yani ne diyelim, evinizin başına 15 büyük felaket gelecek ya. Yani. Apar topar göndermeye başlıyoruz. Salavat zinciri yaptık. Bu akşam için 5 salavat getireceksin ve 5 kişiye göndereceksin. 5 kişiye göndermezsen somutlaştırma eğilimi maalesef var ya. Açıkça göreceğiz. Batılılarda çok net ortaya çıktı. Doğullarda da çok net ortaya çıktı. Eğer vahye imanı hiç olmazsa, hiç kalmazsa bu sefer İnsanlar kendi bilgilerini, kendi akıllarını, kendi bilgilerini, kendi akıllarını ve kendilerini tanrılaştırmaya başlıyorlar. Görünmeyen, dokunulamayan ve üzerinde çalışma yapılamayan bir tanrıya inanmayınca kendilerini bilimsel zannediyorlar. İçinde bulunduğumuz modern yüzyıl kaç yüzyıldır devam ediyor? Onu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Modern yüzyıl deyince yüzyıldır devam eden bir yüzyıldan söz etmiyoruz. Modern yüzyılı, yani Batı'da aydınlanma felsefesiyle başlayan, sanayi devrimiyle tavan yapmış olan bir modern yüzyıl düşünün. Bu yüzyılın en önemli özelliği ne? Yani Müslümanlar, sadece Müslümanlar mevzi kaybetmekle kalmadılar. Hristiyanlık da mevzi kaybetti, Yahudilik de mevzi kaybetti, Budizm de mevzi kaybetti. Bütün dinler bir konum kaybına uğradılar. Onun yerine insanların sözde bilimsellikleri onlara böyle sanki ne diyelim, değişik bir güç verdi. Bilimsel olmayana iman etmeyince kendini daha akıllı hissetmeye başladı insanlar. Ve böylece bilimin kendisi tapınılan bir tanrıya dönüştü mü? Evet yani. Bir kitap vardı, okumuşsunuzdur da, okumayan varsa, yani okumayan tek tük insan arkadaşımız varsa onlara tavsiye ederim. Bilim kutsal bir inektir diye bir kitap vardı. Bir Batılı'nın yazdığı çok güzel bir kitaptır. Kendi elimizle kendimize bir tanrı icat ediyoruz. Daha önce söylediğim bir örnek vardı. Burada, yani unutanlara hatırlatmak için söylüyorum, ben kendim denedim. Çalıştığım okulun bir tanesinde bir sınıfta kızlarla erkeklerin ayrı ayrı sınıflarda, hani ayrı okullarda olmazsa hiç değilse ayrı ayrı sınıflarda okumasının daha iyi olacağını, daha ahlaki olduğunu söyledim. Boğuyorlardı beni sınıfta. Kaçıncı yüzyılda yaşadığımı öğrenmeye çalıştılar. Hangi yüzyıldan kaldığımı öğrenmeye çalıştılar. Doğru ama yani ben geçen yüzyıldan kalmayayım. 1900'lü yıllar, biz 20. yüzyıl. Şimdi 21. yüzyıl gençlerle konuşuyoruz.
Yani aklım sorgulandı, bilgim sorgulandı, düşünce gücüm sorgulandı. Baktım ki her şey gidiyor. Yani pozisyon kaybediyoruz. Tamam, vazgeçti, kapattık konuyu. En iyisi karma eğitim dedik, kurtulduk. Yani intikamımı almam gerekiyordu. Bir başka derste, aynı sınıfa bir başka derste dedim ki arkadaşlar, Amerika'da New Hampshire Üniversitesi'nde Profesör Doktor Anthony Hopkins'in yaptığı, bu örneği aynen verdim. Profesör Doktor Anthony Hopkins'in yaptığı bir araştırmada kızlarla erkeklerin bu aynı sınıfta okuduğu sınıflarda erkeklerin beyni bir hormon salgılıyormuş ve bu başarıyı düşürüyormuş dedi. Şimdi ne diyorsunuz dedim. Allah biliyor, elimizde kitapta var. Allah şahit. Herkes, hocam yapacak bir şey yok yani. Bilimsel bir araştırmayla durum kanıtlandığına göre en iyisi erkeklerle kızların sınıfını ayırmak lazım dediler. Ya bir insafsızlar. New Hampshire diye bir üniversite yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Profesör Doktor Anthony Hopkins diye bir adam yok. Bu adam sinemacı, artist. Öyle bir araştırma yapılmamış. Benim bildiğim beyin böyle hormon salgılamaz. Ama bütün bunlara bilimsel kelimeler kullandığınızda inanılmaz bir iman etkisi yaptı ya. Şimdi artık moda böyle. İslam'ı savunmak için, Kur'an'ı savunmak için bile, yani mesela büyük bir bilim adamı Müslüman olduğunda çok mutlu oluyoruz. Düşünsene, o bile Müslüman oldu. Demek ki haklıyız yani. Yani. Neydi o deniz araştırmacısı? Kaptan Kusto Müslüman olduğunda hepimizin imanını kurtardı vallahi. Allah razı olsun. Adam iman etti de biz kurtulduk. Yoksa var ya ciddi tereddütteydik yani. Öğrencileri anlatırken yani tutup İmam Ebu Hanife'nin imanından söz etsen, İmam Ebu Hanife imam lan sonuçta yani adam. Gerçekten cami hocası zannediyorlar. Yani adam imam sonuçta yani. Ama bak profesör doktor falanca iman etmiş. Öyle mi ya, öyle. Tam biz haklıyız yani. Öyle olunca yani iman etmeyen profesör sayısı aslında daha fazla dünyada. Böyle problem ortaya çıkıyor. Biz açıkça görmediğimize iman etmeyiz tutkusu herkeste var ve her devirde ortaya çıkıyor. Bazen bir bid'at şeklinde, bazen bir hurafe şeklinde, bazen de doğrudan doğruya bir tanrı edinme şeklinde kutsallaştırıyorlar. Biz inanmayacağız dediler. Bir de yani şu bu işin psikolojik tarafını da yakalamakta fayda var. Allah'ı açıkça görmedikçe iman etmem sözü, bu ne büyük kibirdir yani. Haşa ki sen kim oluyorsun ki Allah'a iman etmek için şart öne sürüyorsun ya. Bana en azından yani anladığım kadarıyla çok ciddi bir kibirmiş gibi geliyor. Şimdi bugün hatıra anlatacağız. Hatıra dersimize dönüyoruz. Ateist bir öğrencimle muhabbet ederken dedi ki hocam gerçekten dedi Allah'ın varlığına inanıyor musun dedi. Ya inanıyorum dedim. Yani meslek gereği inanmak zorundayız. Başka çare yok. Din kültürü öğretmeyiz ya. İnanıyorum dedim. Ama hocam yok ki dedi. Yavrum var vallahi dedim ya. Hakikaten var bak. Bir çay içiyordu çocuk. O zaman dedi varlığını kanıtlasın dedi. Olur dedim, ne yapmasını istiyorsun? Yakalamadı yani, çok akıllılar ya ateistler. Yakalamadı yani. Olur, ne yapmasını istiyorsun dedim. Dikti kafasına bardağı. Boş bardağı önüme koydu. Doldursun mesela şunu dedi. İnanayım dedi. Olur dedim. Çıkarttım bir kağıt kalem. Bardağı doldur yazdım. Başka ne yapmasını istiyorsun dedi. O zaman uyandı. Ne yapmaya çalışıyorsun dedi. Hani dedim sen üsttesin. O altta ya. O sana kendini kanıtlamak zorunda ya. Sen listeyi ver, yapsın, sana varlığını kanıtlasın yani. İşi ne? Bu ne terbiyesizliktir ya? Bu ne kendini beğenmişliktir ya? Diyelim ki var, diyelim ki var, hadi yok ya. Diyelim ki var, varsa üsttedir. Üstteyse senin onu bulman gerekiyor. Onun sana kendini kanıtlaması gerekmiyor. Ne havayla sen gidip de bana kanıtla kendini. Bana kendini göstermese inanmam. İnanmasa inanmam. Yanıma geleceksin nasıl olsa. Yani güçlü olan o, güçsüz olanın güçlü olana hava attığı da değişik bir kibir hali bu. Hatta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin bu büyüklenmelerine söz ederken istikbar kelimesi kullanılır. İstikbar. Yani olmayan bir büyüklüğü iddia etmek. Yok onlarda böyle bir büyüklük. Bu büyüklük havasına giriyorlar. Sen kimsin ki Allah'a şart koşacaksın? İnanmayız dediler. Feakadetkumus saika ve sizi o gördüğünüz bir yıldırım yakalayıverdi. Allah'ın öfkesi bir yıldırım şeklinde geldi. Ve entum tendurun, bakıp duruyordunuz.
Yani müfessirlerimiz ikiye ayrılmışlar. Ne oldu? Bir yıldırım çarptı ve öldüler. O 70 kişinin hepsi öldüler diyen müfessirlerimiz var. Bir yıldırım çarptı ya da yıldırım çarpmış gibi oldular. Bütün azaları mafsallarından, eklemlerinden kopup ayrılacakmış gibi sarsıntı geçirmeye, yani ölümün eşiğine geldiler diyen müfessirlerimiz var. Benim tercihim ikincisinden yana Elmalı Hamdi Yazır, Allah rahmet eylesin, o bunu tercih etti. Bu benim favorim olduğu için ben onu tercih ediyorum. Apaçık siz görüp duruyordunuz diyor. Yani bakıp dururken her birinin ne hale geldiğini hepsi görüyorlardı. Göz göre göre Allah'tan bir bela geldi onlara. Ama Hazreti Musa, başka bir ayetten hatırlıyoruz. Hazreti Musa Allah'a dua edip yalvarıp, Allah'ım bu İsrailoğullarından ne çektiğimi biliyorsun. Beraber getirdiğim bu 70 temsilci burada ölürlerse ben gittiğimde bu durumu onlara nasıl açıklayacağım? Sadece o çaresizliğinin getirdiği yalvarmayla Allah onları bıraktı ve ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ sizi bu ölümünüzün ardından tekrar dirilttik ki ola ki belki şükredersiniz diye. Ölümünüzün ardından dirilttik ki ifadesi sanki bir önceki ayette öldüklerini gösteriyor. Bu da mümkün yani. Bazı müfessirlerimiz ikiye ayrılmışlar. Bir grup müfessirimiz öldüler ve diriltildiler diyor. Bir grup müfessirimiz de ölecekmiş gibi oldular ve hayat kendilerine tekrar lütfedildi diyorlar. Son kısmı sanki önemli gibi. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ olur ha belki siz bundan sonra şükredersiniz. Bunun şükrü nasıl olacaktı? Şükür nimetin cinsinden yapılacağına göre bir daha böyle bir azgınlık, bir daha böyle bir taşkınlık yapmamaları gerekirdi. Yaptılar mı? Birçok defa yaptılar yani. Ama şu anlama gelmiyor. Şimdi biz arka arkaya okuyoruz ya bunları. Arka arkaya okuyunca yani bütün bunlar birkaç gün içerisinde olup bitmiş olaylar değil. Bir şamar yiyorlar, akılları başlarına geliyor. Bununla diyelim ki 3-5 ay, 1 yıl, 2 yıl böyle götürüyorlar. Sonra yeniden peygamberlerine ciddi bir kriz çıkartıyorlar. Sonra bir tokat daha yiyorlar Allah'tan. Sonra biraz daha toparlanıyorlar. Bir de tokatlana gidiyorlar adamlar. Bir başka konuya geçiyoruz bakın. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ çölde gidiyorsunuz. Güneşten sizi koruyacak hiçbir şeyiniz yoktu. Sizi bulutla gölgeledik. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى size men ve selva nimetlerini indirdik. Men ne olduğunu bilmiyoruz. Hazreti Peygamber'den nakledilen bir rivayette mantar kelimesi geçmiş. Yani mantar olmadığını söyleyenler de var. Mesela yer elması diyenler de olmuş. Müfessirlerden bir kısmı bunun ne olduğunu söylememize gerek yok demişler. Sanki çölde sabah saatlerinde inen bir tür kırağı gibi çölün yüzeyine inen beyaz bir şeymiş, onu topluyorlarmış ve ondan çok güzel ekmek yapabiliyorlarmış. Ama ekmek yapabilmeleri için onu toplamaları gerekiyormuş. Toplayacaklarmış, işleyeceklermiş, sonra ondan ekmek yapacaklarmış, sonra da karnından doyuracaklarmış. Bunu niye anlattığımı biraz sonra bağlayacağım inşallah. Selva küçük küçük kuşlarmış, çok lezzetliymiş, kolay avlanıyorlarmış, avlanması kolay kuşlarmış. Etraflarında uçuşup duruyormuş, bunları avlayıp yiyebiliyorlarmış. Yemeleri için avlamaları gerekiyormuş. Yani önlerine pişirilmiş kuş etleri getirilmemiş. Etraflarında uçan kuşlar varmış. Onları avlayıp yerdeki menni toplayıp onu işleyip hamur haline getirip ekmek yapıp yemeleri gerekiyormuş. Karınlarında Allah böyle doyurmuş. Ve demiş ki Allah, bunlara toptan geri döneceğim için burayı atlıyorum. Yani düşünün, hiç ummadıkları yerden rızıklandırmış Allah onları. Ayet-i Kerime'nin ifade ettiği gibi, Allah o insanları hiç hesap etmedikleri yerlerden rızıklandırır. Allah'ın rızkı nereden, nasıl vereceğini tahmin edebilirsiniz belki bazen, ama hiç hesap etmediğiniz yerlerden de rızık gelir mi? Gelir. Bütün mesele ne yapmakla ilgili? Şununla ilgili. Kulû min tayyibâti mâ razaknâkum. Size verdiğimiz temiz rızıklardan yiyin. Rızkınızın helal olmasına dikkat edin. Helal, hoş, temiz yollarla elde edilmiş yiyecekler yiyin. Karnınızı onunla doyurun. Sadece karın doymak değil, geçiminizi, hayatınızı onunla sürdürün. Derdimiz eğer helalle yaşamak olursa,
bir insanın derdi helalle yaşamak olursa, Allah da ona helalle yaşamanın bir yolunu açar. Nereden açar onu bilmiyorum vallahi. Hiç ummadığınız bir yerden gelebilir. Hani bizim halkın gündeminde birçok şey var. Allah bir kapıyı kapatırsa bir başka kapıyı açar. Birçok kapıyı açar yani. Yeter ki tek derdin helal derdinde olasın yani. Ama Allah helal niyetinde olup olmadığımızı deneyecek midir? Dener. Bazen haram kapısı o kadar kolay açılacak şekilde önümüze çıkartılır ki ittiriversen içeri gireceksin ve sanki bolca bir nimet gelecekmiş gibi görünür. Hakikaten de gelir bazen. Hakikaten de gelir. Neye benzedi? Hatırlamışsınızdır. İsrailoğullarına Allah Teala cumartesi günü avlanmayı yasaklamıştı. Ama cumartesi günü avlanma yasağına uyup uymayacaklarını denemek için onlara böyle bir imtihandan geçirdi. Balıklar cumartesi günü karaya iyice yaklaşıyorlardı. Çok balık vardı. Pazar günü balık yok değil. Vardı ama karın doyuracak kadardı. Veya sandala binmeleri gerekiyordu, açılmaları gerekiyordu, ağız ereceklerdi, akşama kadar bekleyeceklerdi. Akşam toplarken bazen moralleri bozulacak, bazen moralleri düzelecek. Yani normal bir yaşam sürdüreceklerdi. Ama cumartesi günü ağı gerdiler, balıkları oraya hapsettiler ve kendilerine haram olanla beslendiler. Allah da onların cezasını verdi. O bölüm öyle devam etti. Böyledir bazen. Haram kapısı çok kolaymış gibi gözüküyor. Evet öyledir yani. Cennete girmek kolay değildir. Birisi dedi ki ya helalde mi? Hocam vallahi dedi helal kazanmak, helalde ısrar etmek. Sadece helal için ısrarcı olmak çok zor dedi. Herhalde yani dedi. Sana biz Antalya'da 5 yıldızlı otelde tatil vaat etmiyoruz ki. Cennet vaat ediyoruz yani. Allah Allah. Bir hafta tatil yapıp gelmeyeceksin. Ebedi kalmak üzere gireceğin bir cennetten bahsediyoruz. İnsanın gayreti denenmeden, himmeti denenmeden, imanı denenmeden, istikrarı denenmeden, sabrı denenmeden cennet olmayacağını diyor. Bir sürü ayet var ya. Bu birçok ayetin içerisinde Allah Teala peygamberlerin bile Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldığını anlatıyor ya. Bazen öyledir ya. Ama bak çölde bile Allah rızkını gönderir, merak etme. Bu bir güven meselesidir. Tevekkül kelimesinin karşılığı bu değil mi? Allah'ı kendinize vekil etmektir. Allah'ın dediği sınırı aşmamaya çalışmaktır. Ama nereden gelir, ne zaman gelir onu bilmiyoruz yani. Ondan gelene razı olmaktır. Size verilen rızkın temiz rızıklardan yiyin. وَمَا ظَلَمُونَا Peki ne yapmışlar? Yani bunu yapmaları gerekirken ne yapmışlar? Zulmetmişler. Çünkü diyor ki وَمَا ظَلَمُونَا Onlar bize zulmetmediler. وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlar kendilerine zulmettiler. Kendilerine zulmediyorlardı. Allah onlara demiş ki peygamberleri diliyle. Peygamber demiş ki onlara bakın şu kuşları avlayacaksınız, pişireceksiniz, yiyeceksiniz. Avlanmak için de peşinde koşmak zorundasınız. Yani koşacaksınız yani bunu. Şöyle değilmiş yani ha. Yani çölde gidiyoruz burada kuşlar, Allah onlara kuşlar göndermiş. Buradan bir tanesini yakalıyor, oradan bir tanesini yakalıyor, şuradan bir tanesini yakalıyor. Pişiriyor, yiyor. Öyle değilmiş yani. Avlanmak için ne alıyorsa eline, okunu mu alıyor, tüfeğini mi alıyor, neyini alıyorsa peşinde koşturmak zorunda. Ama kolay, etrafında var o kuşlar ya. Gidiyor onu avlıyor, geliyor. Onu avlayacaksın demiş. Sonra bu şey men gelecek, her gün gelecek merak etmeyin demiş. Öyleyse abartmayın. Yığmanın derdine düşmeyin. Yarın gene gelecek söz demiş bakın. Yarın gene gelecek söz, sıkıntı yok. Yığmak telaşına düşmeyin. Birbirinizden sakınmayın. Birbirinize vermemezlik, birbirinize paylaşmamazlık yapmayın denilmiş. Bir türlü güvenememişler. Bir türlü güvenememişler arkadaşlar. Çok avlanan, karnı doyurduğundan fazlasını yarın ya gelmezse diye saklamaya kalkmış. Çok ekmeğini yapan yarın ya men inmezse diye onu vermemeye çalışmış. Birisi o gün az yapabilmişse onun elindekini paylaşmamış. Bunda her şeyden önce ne var? Bunda her şeyden önce Allah'ın peygamberinin verdiği garantiye güvenmeme var. Güvensizlik sorunu. Güven kelimesinin Arapçaya çevireceksiniz iman değil mi? İmansızlık sorunu var yani. Ve tuhibbuna al-male hubben cemma diye bir ayet vardı hatırladınız.
Fecr suresinde siz malı toplayıp yığmasını seviyorsunuz dedi. Yani toplarsın, kullanırsın, verirsin, yersin, yedirirsin. Tamam çocuklarına da miras bırakırsın. Bunların hepsi helaldir ama yığma telaşı bir başladı mı insanda? Yığma isteği. İnsanın gözü açlaştı mı artık yapacak bir şey yok. Ne diyordu Resulullah Aleyhisselam? Allah bir kişinin iki kaşının arasına fakirliği yazmışsa artık onun zengin olması imkanı yoktur yani. Fakirlik şurada yazılı olan şeydir. Ne kadar geliri artarsa artsın aynı sözleri hep duyarsınız o adamlardan. Eve bir maaş girerken de aynı şeyi söylüyordur. Ya bir türlü yetiremiyoruz. Eve iki maaş girer aynı cümle. Yetiremiyoruz yani. İşi büyür fark etmez yani. O yetiremiyoruz hissi var ya, o adamı zaten bitirir onu. Fakirlik onun ruhuna yerleşmiş hale gelir. Yığmasını seviyorsun. Halbuki ne diyordu Peygamber Aleyhisselam? Yiyeceksin, giyeceksin ve infak edeceksin. Ye, giy ve infak et ya. Öyleyse yani sık sık dışarıda restoranlarda yani neyi anladıysak artık. Allah'a zulmetmiş olmuyorlar insanlar bu tip şeyleri yaparken. Birbirlerine zulmediyorlar, birbirlerine zulmedecek kendilerine zulmediyorlar. Bakın yani oraya atladım ama bakayım oraya gelecek miyim? Oraya gelemezsem bir önceki ayete dönmem lazım. Yani o men ve selvanın ellerine hazır verilmeyişi üzerinde konuşmamız lazım. Ve iz gulnet hulu hazihil kariyete. Başka bir olaya atlıyoruz İsrailoğullarından. Hani hatırlayın bir de şöyle bir şey yapmıştınız. Demiştik ki şu şehre girin. Allah Teala onlara peygamberleri eliyle bir hedef gösterdi. Şu şehre girin. Allah girin dediyse zaten girilebilecek demektir yani. Bizim böyle bir inancımız vardır ya. Teklifi ma la yutak caiz değildir diye bir inancımız var. Maturidiye mezhebinin kurallarından bir tanesidir. Teklifi ma la yutak caiz değildir. Yani Allah insanlara olmayacak şeyi, yapılamayacak şeyi yüklemez, görev olarak vermez. Şuraya girin demişse bunun anlamı nedir? Oraya girilebilecek demektir yani. Girilebilir. Şu şehre girin dedik. Ne yapacağız orada? Fekulu minha haythu şi'tum râgaden. O şehirde istediğiniz gibi bol bol yiyin için. Yani bir de dünyevi bir nimet de verdi Allah ellerine. Ya bak şu şehre girerseniz eğer zenginlik gelecek, refah gelecek, güç gelecek, sanayi ve teknoloji bakanlığı gelişecek. Yani neyse kafanızda abi. Bu dünyaya ait her şeye sahip olacaksınız. Şu şehre girin dedi. Bol bol yiyeceksiniz oradan. Peki ne yapacağız? Şehre gireceksiniz. Bir, o tarafa doğru hücum edeceksiniz. İki, vedhulul bâbe succeden, kapılardan gireceksiniz. Bir hırsız gibi girmeyeceksiniz. Bir fatih gibi gireceksiniz. Fethederek gireceksiniz. Kapılarından gireceksiniz. İşçi olmaya gitmeyeceksiniz. Mülteci olmak için girmeyeceksiniz adamların ülkelerine. Kapılarından gireceksiniz. Sanki yani benim aklıma gelen şey yani. Gidip gavurun işçisi olmak için can atmayacakmışsın yani. Kapılarından başın dik, yani bu anlamda başın dik. Bir fatih gibi girecekmişsin. Kapılardan gir. Girerken fethediyorsun ya, fethin kendine ait bir adabı vardır. O fatih adabıyla gireceğiz. Ne o? Succeden, secde edenler olarak gireceksiniz. Havalanmayacaksınız. Zafer kazandık diye gururlanmayacaksınız. Bir şehri ele geçirdik diye şımarmayacaksınız. Bir ülkenin iktidarını ele geçirdik diye havalanıp da taşkınlık yapmayacaksınız. Bir yerde bir güç elde ettik diye birdenbire kendinizi kaybetmeyeceksiniz. Secde edeceksiniz. Başarı size secde hali getirecek. Başarı eğer secde hali getirmezse o başarının arkasından yapılacak şeyler zalimliğe dönüşmesi ihtimali pusuda bekliyor ya. O başarıyı secde edenler olarak kutlayacaksınız ve kulu hiddatun ve Rabbimiz bizi bağışla diyeceksiniz. Bilerek ya da bilmeyerek eksiklerimiz olabilir. Nefislerimizde bazı yanlış duygular yerleşmiş olabilir. Bu başarının kendimizden kaynaklandığını zannetmiş olabiliriz. Hangi sureyi anlatıyoruz aslında hatırladınız değil mi? İza ca'e nasrullahi vel feth ve ra'aytan nas yetuluna fi dinillahi afvacan. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Fetih geldiğinde, zafer geldiğinde hemen bağışlanma diliyorsun. Niye?
Hemen içinden bir şey depreşebilir. Yıllardır çalışıyorduk, nihayet semeresini aldık. Çok çalıştık, iyi organize olduk, iyi örgütlendik, iyi oynadık, kazandık. Bak hep iyi oynadık, iyi organize olduk, iyi planlama yaptık, iyi dayandık. Lan neler çektik. Dik dik kim? Biz. Bunun daha tehlikelisi var. Bunun daha tehlikelisi zamirin tekilleşmesi. Ben neler çektim ya. Yani neyse ben sabrettim de bizimkiler de dayandılar sağ olsunlar. Yani ben olmasaydım zaten bizimkiler de yapamazdı. Benim sayemde bizimkiler de dayandılar. Bizimkiler de dayanınca biz bu zaferi kazandık. Peki bu zaferde Allah'ın payı nerede? Yani, haşa ki Allah'ın yeri nerede bu olayda? Kaybetmeye başladın. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'ye girerken nasıl girdiğini hatırlıyoruz. Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye girerken devesinin üstünde başı hevde şeyine, semer mi diyeceğiz artık o üzerinde oturduğu şeyin, başı o semerin kaşına değecek kadar başını eğmiş ve ağzında sürekli tekrarladığı birkaç cümle var. Sadaka vade, Allah sözünde durdu. Nasara abde, kuluna yardım etti. Hezemel ahzabe vahde, bütün düşmanları Allah tek başına yendi. Bu üç cümleyi sürekli söylüyormuş. Kabe'nin yanına gidinceye kadar, Mekke'nin girişinden Kabe'nin yanına gidinceye kadar başı önde eğik ve Allah sözünde durdu. Allah kuluna yardım etti. Allah düşmanları kendisi yendi diyerek gitmiş. Böyle bir şey ya. Böyle bir havayla girerseniz girdiğimiz yere rahmet getiririz. Allah'ım bizi bağışla diyebilen, fetihten sonra fethettiği şehre Allah'ım bizi bağışla diye girebilen, girdiği yerde de bağışlayıcı olabilir. Kendisi bağışlanmanın telaşında olmayan, başkasını da bağışlamanın erdemini, faziletini gösteremez. İşte bağışlanmak derdinde olan o peygamber istiğfarla girdiği için Kabe'nin yanına gitti. 21 yıldır kendisiyle savaş etmekte olan Mekkelilere dedi ki, bugün size ne yapacağımı umuyorsunuz? Benim en çok etkilendiğim kısmıydı orası yani. Ne yapacağımı umuyorsunuz? Dediler ki, şöyle demediler ha. Yani ben olsam herhalde şöyle derdim. Mekkeli olsaydım demezmişim çünkü Mekkeliler dememişler ya. Şöyle denilebilirdi. Vallahi ne yapsan ne istersen yapabilirsin. Yani ama ne olur affedersen falan diyebilirlerdi. Hiçbir telaş yokmuş tamam etrafındaki Mekkelilerde. Hepsini toplamış gelmiş. 10 bin kişilik bir orduyla donat etraflarını sarmış. Hepsinin canını okuyabilir, bir katliam yapabilir, 21 yılın öcünü alabilir, Hamza'nın öcünü alabilir, Musab'ın öcünü alabilir, Yaşat'ların öcünü alabilir. Ne yapacağımızı umuyorsunuz, ne yapacağımı umuyorsunuz? Demişler ki, sen kerim bir kardeşsin, kerim bir kardeşin oğlusun. Sen iyilikten başka bir şey yapamazsın ki ya. Ne kadar güzel. Ne yapabilir ki yani, sen iyilikten başka bir şey yapamazsın ya. Düşmanının bile, düşmanının böyle bir emniyeti var. O kadar rahat ki peygamberimize savaşırken, yenersem ben bu adama eziyet ederim diyor. Yenilirsem bu adam bana eziyet etmez diyor. Ne kadar rahat savaşıyorlarmış peygamberimize savaşırken. Şimdi benle savaşmaya kalkarsanız yani elime düştüğünüzde yani garanti veremem. Kendisi bağışlanmanın telaşında olmayan başkasını bağışlamanın yüceliğini, erdemini gösteremez. Bizi bağışla diye gireceksiniz. Secde edeceksiniz, havalanmayacaksınız. Nağfir lekum hatayakum. Böyle yaparsanız sizin hatalarınızı bağışlarız. Ve senezidul muhsinin ve muhsinlere, güzel iş yapanlara, işi güzel yapanlara daha da artırırız. Yani burada ihsan kelimesini bir daha açıklamaya gerek var mı? Açıklamaya gerek yok. Cibril hadisini biliyorsunuz. Cibril hadisinde, yani bilmeyen varsa içinize hasbel kader gidip kendisi baksın Cibril hadisini. En meşhur hadisimiz çünkü. Cebrail peygamberimize bir insan şeklinde gelip de sorular sormuştu. İman nedir diye sordu. İslam nedir diye sordu. İhsan nedir diye sordu. Kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. 4 soru var. Kıyametin alametleri 5. soruymuş gibi görünüyor ama 5. soru değil o. O 4. sorunun cevabı gelmeyince 4. sorunun yerine sorulmuş bir soru o. 4 soru var. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacak dedi.
Sonra Peygamberimiz dedi ki bu olayın bitiminde, Cebrail size dininizi öğretmek için gelmişti dedi. Bundan dolayı İmam Nevevi başta olmak üzere hadis şarihlerimiz derler ki bu hadis İslam dininin tamamını anlatır. İslam dininin tamamı şu dört maddeymiş: İman, İslam, ihsan ve kıyamet. Yani inanacaksın, iman. Yapacaksın, İslam. Yaptığını güzel yapacaksın, ihsan. Hesap vermekten korkacaksın, kıyamet. Bütün mesele buymuş. İnanacaksın, yapacaksın, yaptığını güzel yapacaksın. Namaz kılman gerektiğine inanıyorsan kalkıp kılacaksın, kırıyorsan güzel kılacaksın. Çünkü hesabını vermekten korkacaksın. Annenizle babanızla güzel geçinmeniz gerektiğine inanıyorsanız eğer, bu bir inançsa eğer, iyi davranacaksınız. Bununla bunu yaparken güzel yapacaksınız bu işi. Bakın buradaki kelime muhsin, Allah'ın en çok övdüğü adamlardan biri. İşini güzel yapanlar. Fatihlik anlatıldı burada. Fethediyorsunuz. Fethin de bir güzel biçimi vardır. Kimi ordu girer bir şehre, katliamı yapar. Tecavüzler yapar. Saldırılar yapar. Yıkar yakar öle çıkar. Gücünü böyle gösterir. Kimisi girdiği yere merhamet gösterir. Kendisine Müslüman diyen bir ordu bir şehre bir ucundan girdiğinde 20 bin kişi evini barkını apar topar yükleyip sırtına öbür kapıdan çıkıyorsa eğer, o giren ordunun kendisine İslam ordusu demesi, Müslüman ordu demesi ne kadar tutarlıdır ya. Bugün Orta Doğu'da bunu yaşıyoruz biz, görüyoruz yani. Kendisine Müslüman diyen kimi ordular bir kapıdan girdiğinde, kendisine Müslüman diyen o insanlar şehrin öbür kapısından kaçmaya çalışıyorlar. Hani Müslüman ordu yani? Gittiği yere rahmet götürecek bir peygamberden ya da o peygamberin ordusundan bahsediyoruz burada. İşini güzel yapanları Allah daha da artırır. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَالَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ. Peki ne yaptılar? Zalimler kendilerine söyleneni yapmadılar. Kendilerine söylenenin dışında davrandılar. Yani bir, o şehre girmek konusunda çok sıkıntı çıkartmışlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hazreti Musa'ya demişler ki ya o şehirde çok güçlü kuvvetli bir kabile, bir kavim oturuyor. Biz savaşamayız onlara demişler. Hazreti Musa'ya senle Rabbin gidin savaşın, biz burada bekliyoruz demişler. Nazlana 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 öyle gidilmiş. Girmişler, girerken ganimet telaşıyla girmişler yani. İstiğfarla Allah'ım bağışla, Allah'ım bağışla demek yerine ganimet, ganimet, ganimet diye girmişler. Bu makamı bana ver, bu mevkiyi de bana ver, şuraya da ver, şu ihaleyi arkadaşıma ver, şu ihaleyi amcamın oğluna ver. Öyle yerleşmişler iktidarlarına. Yağmalamaya mı gelmiştiniz kardeşim? Hayırdır yani. Yağmalamaya gelmişler. Sonuç. فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Zalimlerin üzerlerine gökten bir azap indirdik, ama buradaki ricz kelimesi aynı zamanda biliyorsunuz, yani pislik, kötülük gibi anlama da geliyor. Gökten onların üzerine bir azap indirildi, bir ceza. Bu ceza onları rezil etti. Hatırlıyorsunuz ne oldu? Onlar çöllerde perişan bir vaziyette darmadağın yaşadılar. Bima kânû yefsugûn, yaptıkları fasıklık sebebiyle bunları yaşadılar. Şimdi şu ayeti okuyayım ki önceki ayete döneceğim. Bir başka olayı atlıyoruz. Ve iz teskâ Mûsâ li kavmihi. Çöldeler ve su sorunu var. Su sorunu olunca Hazreti Musa ellerini açmış ve Rabbim susuz kaldık, bizi sula demiş. Bir melekler ordusu inmiş. Hepsinin ellerinde tepsiler, tepsilerde içinde buz gibi içecekler, camdan dışarı buğulanmış ve İsrailoğullarına ikram etmeye başlamışlar. Öyle bir şey olmamış. Yani peygamber dua etti diye Allah göğün bereket kapılarını açmış ve yukarıdan aşağıya sular inmeye başlamamış ya. Yani. Çok ilginç. Şimdi o sulanmasını isteyince kavminin fekulna, biz dedik ki yadrib bi asakel hacer. Elindeki asayla şu taşa vur dedik. Fenfecerat min nusnata ashrata ayna, ve o kayadan 12 pınar fışkırdı. Kad alime kullu unasim meşrabahum. Hazreti Musa İsrailoğullarını 12 boya ayırmıştı. Her birinin başına bir temsilci seçmişti. 12 çocuktan gelen soya bölmüştü. Her soy
hangi delikten akan sudan yararlanacağını da bildi. Bir kargaşa da olmadı. Kargaşa da yol açmadan su problemi halledilmiş oldu. Dedi ki Allah ondan sonra, kulu veşrabu min rizqillahi. Allah'ın rızkından yiyin için. Yenecekten bahsetmiştik. Men ve selva verildi. Şimdi de burada kayadan bir su fışkırtıldı. Ondan da içecekler. Allah'ın rızkından yiyin için ama وَلَا تَعْثَفْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Bozgunculuk yaparak dolaşmayın. Elmalı'dan ilham alarak bir şey söylüyoruz. Yani fikrin sahibi ben değilim. Elmalı Allah rahmet eylesin şu kadar çıtlatmış. Ben sadece onun çıtlattığı düşünceyi açmaya çalışacağım. Allah kuluna merhametini kulunun gayretine bağlıyor. Allah kuluna merhametini kulunun gayretine bağlamış. Kullar aç kaldığında, yani İsrailoğulları aç kaldığında Allah onlara hazır yiyecekler gönderip de karınlarını doyurmamış. Onların toplaması, işlemesi ve pişirmesi gereken bir şey göndermiş. Avlaması, yakalaması, pişirip yemesi gereken kuşlar göndermiş. İçmekleri için onlara bir kayadan, yani bir şey yapılması gerekiyormuş. Elmanın o güzel ifadesiyle Hazreti Musa'nın asası mucizelerin kendisinden gerçekleştiği asaydı. Burada da bir kaya var. Tamamen dünyevi bir şey. Tamamen uhrevi bir şeyle tamamen dünyevi bir şeyi birleştirince ortaya hayat kaynağı olan su akmaya başladı diyor. Çok güzel fikir geldi. Benim çok hoşuma gitti. Böyledir yani. Sanki Allah bize lütfettiği her şeyi elimize hazır vermez. Bir iş yapman gerekiyordur. Mesela şöyle söylersiniz, tamam. Ne diyelim? Allah'ım milletimin halini ıslah et. Bu güzel bir duadır. Peki ne yapmasını bekliyorsunuz Allah? Haşa ki yani. Pazartesi günü bir bakıyoruz bizim bütün millet salihlere dönüşmüş, ıslah olmuş. Sabah bir uyandık herkes böyle Yeşilçam filmlerinde oluyor ya birdenbire insanlar hidayete eriyorlar. Sabah namazıyla beraber güzel bir ezan sesi öyle ve bütün Konya halkı sabah namazda camilere koşuyor. Öyle bir şey yok yani. Allah'ım kavmimi ıslah et diyoruz. Allah da diyor ki mesela camilerde ders yapmaya başla diyor. Atıyorum yani şimdi aklıma gelen söylüyorum. Allah'ım gençliğimiz kötüye gidiyor. Gençliğimizin elinden tut diyorum. Allah da haber gönderiyor. Yani öyle düşünün yani şimdi senaryolaştırıyoruz. Allah da haber gönderiyor. Çocuklar için anaokulu, biraz daha büyükler için ilkokul, biraz daha büyükler için lise, bir de özel üniversite kur bakalım diyor. Yani eğer duanda gerçekten istekliysen, samimiysen bir şey yapmalısın ki ben de duanı kabul edeyim diyor Allah. Allah'ım rızkımızı bollaştır. Tamam. Yatmaktan vazgeç diyor. Sabah erken kalk işin başına git diyor. Başka bir iş daha yap diyor. Ne bileyim işte. İşini güzel yap. Kendini doğru iyi yetiştirmeye çalış. Allah'ım bana ilim lütfet. Ayetçi var ya Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbim benim ilmimi ve anlayışımı artır. Tamam. Mesela ne diyor o zaman Allah Teala? Yani o zaman diyor ki Allah Rabbim ilmimi artır. Tamam. Kalk önüne kitabı aç. Her gün 2 saat 3 saat kitap oku. Sen oku ben de artıracağım diyor Allah yani. Karnımı doyurmak istiyorum diyorsan Allah diyor ki mutfağa git yemek yap. Allah'ım aileme geçimdirlik ver, muhabbet, huzur ver. O zaman kalk bir şey yap diyor Allah ya. Şöyle yapmıyorsun yani. Sen burada bekliyorsun ve karşı taraf birdenbire muhabbetli bir şekilde dönüşüveriyor. Öyle olmuyormuş bu iş yani. Allah'ın yardımı kula, kulun gayretine bağlı olarak geliyor. Kulun gayreti olduğunda Allah'ın rahmeti olsa ne olur, olmasa ne olur diyen bir ne diyelim? Bir gavur mantığını düşünün. Ben yaptıktan sonra Allah'ın rahmetine öyle olsaydı her yapanın başarılı olması gerekirdi. Öyle olmuyor işte yani. Her çalışan başarılı olmuyor. Her okuyan alim olmuyor. Her çocuğuyla uğraşan çocuğunu ıslah etmiyor. Her gençliğe yatırım yapan iyi bir gençlik üretmiyor yani. Gayret sadece bizim gayretimize bağlı olsaydı mutlak olarak yani sebep sonuç ilişkisi olmuş olsaydı zorunlu bağlantı, zorunlu başarı gelmesi gerekiyordu. Öyle bir şey yok. Bir şeyin iyi yürümesini mi istiyorsun? Tamam. Su mu istiyorsun? Şu işi yap dedi Allah Hazreti Musa'ya. O asa ne işe yarıyor? O asayı kullanacaksın dedi yani. Başka ne? Ya şu menni toplayacaksın dedi. Bundan bir ekmek yapacaksın. Avlanacaksınız yani. Evet, iyilikler istiyorsak,
İyilikler istiyorsak iyilikler yapmak için bir şey yapmam lazım. Rabbim kalbimi yumuşat. Bu duayı yapıyoruz değil mi? Rabbim kalbimi yumuşat. Ne diyor o zaman Peygamber Aleyhisselam? Git bir yetimin başını okşa diyor. Öyle yani. Gidip bir yetimin başını okşamıyorsan Rabbim kalbimi yumuşat. Niye, nasıl yumuşlayacaksın? Sen hiçbir şey yapmayacaksın ve kalbin yumuşuyor. Öyle bir şey yok yani. Gidip bir yetimin başını okşayacakmışsın. Buna benzer. İstediğimiz her hayra karşılık bizim ortaya koyacağımız bir gayret olmalıymış. Allah zaten bu dünyayı insanların gayretleri için bir yarış alanı, bir imtihan alanı değil bakın. Aynı zamanda bir yarış alanı haline getirmiş. İnsanların bu yeryüzündeki yaratılış, varlık sebebini sadece şu ayetle anlarsak yanlış olur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Doğru. Bu kime kulluk edelim diye yaratıldığımızı bildiren ayet. Mülk suresindeki ayeti sürekli hatırlamak lazım. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için yarattı. Yani bir kere güzel iş yapacaksın, eli mahkum diyor Allah sanki. Bir kere güzel iş yapacaksın. Ama dünya bir yarış alanıdır. Bakalım kim daha iyi işler yapacak. Bu demektir ki bu daha kelimesi çok güzel. Yani bundan önce de söyledik ama bu daha kelimesi çok güzel. Bu daha kelimesi en kelimesinden daha güzel. Çünkü en sıfatıyla anlattığınız şey bir varış ifade eder, bitiş ifade eder. En güzele ulaşmışsanız artık çabanız biter. O hareketin durduğu yeri anlatır. O yüzden aslında sıkıntılı bir şeydir de ya. En zengin olmuşsan yapacak bir şey yoktur. En bilgili olduysan artık yapacağın bir çalışma kalmamış demektir. Ama daha bilgili, daha güzel, daha iyi, daha kelimesi olunca önünde hep bir mesafe var demektir. Ve ne zamana kadar? Vâbud rabbeke hatta yetiyekel yakîn. Rabbin sana açık bilgisi yani ölüm gelinceye kadar bu çaba devam edip gidecektir yani. İnsanın gayreti böyle devam edip gidecek. O yüzden tasavvufçuların bazılarının fena fillah sözüne pek kızar bazı büyük mutasavvıflar. Yani mutasavvıflar mutasavvıflarla kavga ettiriyoruz. Başka çaremiz yok. O bizim şeyimiz değil, ligimiz değil. Bazıları Allah'ta fena bulmak, Allah'ta son bulmak deyince başka büyük mutasavvıflar da çıkıp da fena fillah kelimesini kaldırıp ya da kavramını kaldırıp yerine seyr ilallah kavramını koyuyorlar. Ney? Allah'a doğru gidiş. Gidiyoruz. Ne zamana kadar? Haşa ki Allah'a bir mekan sunmayacağımıza göre devam edip gideceğiz. Gitmeye devam yani. Evet. Burada yeni bir şeye daha devam edeceğiz ama burada bırakalım. Yo, zamanım varmış aslında. Ben o bir ayete geçiyorum. Sanki hızlı bittim zannediyordum. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى Burayı da konuşalım da. Birkaç dakika artarsa artsın kusura bakmayın. Önemli bir bölüme geldik. وَاِذْ قُلْتُمْ Hani demiştiniz ki ya Musa, ey Musa لَنْ نَصْبِرْ عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ Biz tek yiyeceğe dayanamıyoruz. Çöldeler ya. Aç kalman gerekiyordu ve insafsızlar. Aç kalmanız gerekiyordu. Susuz kalmanız gerekiyordu ve ölmeniz gerekiyordu. Bulut geldi, gölgeledi. Men ve selva geldi, karnınız doyurdu. Taştan su çıktı, kayadan su çıktı. Karnınız, suyunuz dolup geldi. Böyle devam ediyorlar. Allah onlara bir hedef verdi. Vaat edilen topraklara doğru gidiyorlar. Zorlu bir yolculuktan geçmeleri gerekiyor. Neden aslında zorlu bir yolculuktan geçiyorlar? Çünkü uzun yüzyıllar boyunca Mısır'da köleleşmişler. Kendi devletlerini, kendi medeniyetlerini, kendilerinin ne diyelim dünyalarını kurabilmeleri için biraz arınmaları gerekiyordu. Zorlu bir yolculuk yani. Hedefi olan bir topluluk. Hedefe doğru gidiyor. Hareket halindesin. Ne yiyebilirsiniz ki yani? Hareket halindesiniz yani. Sürekli yollardasınız. Ne yiyebilirsiniz ki? Avcılık yaparsınız. Bir, toplayıcılık yaparsınız. İki, pınarlardan su içer, karnınızı doyurursunuz. Üç, bitti budur yani. Çünkü hedefe doğru gidiyorsunuz. Muhammed İkbal demişti ki Allah rahmet etsin. Ey dere, büyük ve coşkun akan bir ırmak ol. Sahil sana verilse de onu kabul etme. Leyla'yı da verseler yanına, taht-ı revanı kabul etme diye çok güzel bir şiiri vardı. Sahil kabul etmeniz gerekmiyor yani. Akıp giden büyük bir nehir olmamız emredilmiş. Hedefe doğru yürüyoruz. Şimdi oraya doğru yürürken
Arkadaşların canı sıkılmış. Demişler ki Musa, biz tek çeşit yemek yemekten bıktık. Hep tabldot, hep tabldot, hep tabldot. Ne lan bu yani bu? Bunu biraz değiştirelim. Ne yapacağız? Fet'u lena rabbeke. Terbiyesizlikteki zirveye bak. Rabbimizden sen peygambersin, senin duan makbuldür. Rabbimizden şöyle bir şey iste değil ya. Bunlar nazlılar ya beyefendiler. Haşa ki Allah bunlara görünmek zorunda iman etmeleri için. Allah bunların gönlünü almak zorunda. Kendini haşa ki beğendirmek zorunda. Rabbine dua et. Fet'u rabbeke. Rabbine, senin Rabbine dua et. Yuhruç lena mimma tunbitul ard. Bize tarım ürünleri çıkarsın. Toprak ürünleri yemek istiyoruz biz ya. Ne istiyor olabilirler? Kuru fasulye pilav. Bak şimdi. Min bakliha. Baklagillerden istiyoruz. Ve kıffaiha. Acur. Salatalık cinsi şeyler de olacak. Salatasız mümkün değil yiyemeyiz yemekleri yani. Ve fumiha. Sarımsak. Ömrü uzatır. Yani Taşköprü sarımsağı olması özellikle gerekli. Sarımsak istiyoruz. Ve adesiha. Soğan istiyoruz. Şey. Ve basaliha. Şey. Merce, adesiha. Mercimek istiyoruz. Ve soğan istiyoruz yani. Yani büyük ihtimal bilseydiler kuru fasulye pilav isterlerdi bakın şimdi. Onlar tatmadıklarını da bilmiyor arkadaşlar. Toprak ürünleri istiyorlar. Şimdi bu istekte aslında bir terslik var mı? Yani istedikleri şeyler haram mı? Haram değil yani. Normalde bir şey aslında. Gerçekten haklı gibi görünüyorlar. Bir insan her gün yese 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 yani düşünsene. En güzel cennet nimeti önünüze geldi. Kuru fasulye pilav. Her gün yiyorsunuz, yiyorsunuz. İnsan ondan bile bıkmaz mı? Bıkar ya aynı şey. Haklılar aslında, haklılar ama pozisyonları yanlış. Konum yanlış. Makam, o makam değil. Likülli makamin makal. Her makama uygun bir söz olması gerekiyor. Bu makamda bu söz olmaz. Niye? Toprak ürünleri istediler. O zaman Hazreti Musa dedi ki onlara, "Kale, etestebdilunellezî huve ednâ billezî huve hayır." Siz hayırlı olanla düşük olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Niye? Ona et ya, o daha pahalı. Değil tabii ki yani. İki nimeti birbiriyle karşılaştırmıyoruz. Hangi nimet öbüründen daha hayırlı? Hangisi daha besleyici? Hadi bakalım. Derdimiz o değil. Hangi nimetin daha besleyici olduğu değil mesele. Hedefe doğru yürümekte olan bir topluluğun zorunlu bir yaşam biçimi olacak, başka çaresi yok. Yerleşik hayattakilerin yediği içtiğiler istiyorsun. Durgun şeyler istiyorsun yani. Diyorsun ki kardeşim biz de tembellik yapmak istiyoruz. Biz de tatile çıkmak istiyoruz. Biz de akşamları evimize ailecek oturup film seyretmek istiyoruz. Bir hiçbir sakıncası olmayabilir yani. Biz de keyif etmek istiyoruz. Biz de karnımızı kabasa doyurmak istiyoruz. Biz de çoluğumuza çocuğumuza güzel elbiseler giydirmek istiyoruz. Biz de mutlu aile tablosu vermek, efendim mutlu, ferah bir toplum olmak istiyoruz. O zaman büyümek derdinde olmayacaksınız. Eğer büyümek derdindeysen, atıyorum olayı siyasallaştırmak falan istemiyorum ama aklıma öyle geldiği için söylüyorum. Yani bölgenizin lider ülkesi olmaya karar verdiniz. Tamam, niyet ettim Allah rızası için ama önemli o. Ne için? Allah rızası için yani. Niyet ettim Allah rızası için bölgemin lider ülkesi olmaya. E canım bunun bedeli var yahu. O zaman mırın gırın etmeyeceksiniz. O zaman yani sağa sola yalpalamayacaksınız. 2,5 milyon kişiye de bakacaksınız. Başka çaresi yok bunun yani. O bu hayatın zorunlu getirisidir yani. Veya falanca ülkeye, falanca ülkeye, falanca ülkeye, falanca ülkeye koşturacaksın yani. E koşturacaksan, sen koşturacaksan o zaman içimizden bazıları bu bayramı evin erkeği evde olmadan yapacak. Başka çaresi yok yani. Herkes evin erkeğini yanında isterse eğer, kim gidecek o zaman? Büyük amaçlarınızdan vazgeçeceksiniz kardeşim. Ben de uyumak istiyorum. O zaman ilim sahibi olmak deyince avucunuzu yalayacaksınız. Öyle bir şey yok yani. Sen de uyumak istiyorsan, sen de keyif etmek istiyorsan, alim olmak gibi derde düşmeyeceksin ya. Okullardan her yıl binlerce insan mezun olur. Yani sözümüz din bilimler olsun yani benim kendi alanım olsun. İlahiyat fakültelerinden Türkiye'de her yıl binlerce insan mezun olur. Fakülte insanı alim etmez. Fakülte, kurum insanı alim etmiş olsaydı her yıl toplumumuza binlerce alim girmesi gerekiyordu. Öyle bir şey yok. Sen alim olmak istiyorsun. Kardeşim öğlen yemeği yemeyeceksin. Başka çaren yok yani.
Öğlen yemeği saatten ders alacaksın. Ama arkadaşlarla beraber muhabbet etmek istiyor. Muhabbet etmek istiyorsan o zaman bu iddialarından vazgeçeceksin. Kişisel olarak, toplumsal olarak ve devlet olarak büyük hedeflere gidenlerin mecburen katlanmaları gereken meseleler olur. Ama biz seni seviyoruz, seninle beraber olmak istiyoruz. Doğru. Doğru ama o zaman öbür işlerden vazgeçmeniz gerekecek yani. Sözün özü, Hazreti Musa dedi ki özgürlüğe doğru gidiyoruz. Kendi devletimize, kendi medeniyetimize doğru gidiyoruz. Katlanacaksınız buna yani. Evet sıkıcı ama başka çaresi yok yani. Katlanacaksınız. Ne kadar güzel. Ben kendimi zorlasam neler çıkıyor şununla ilgili, bak ne çıkıyor. Yedikleri şey de aslında hareket halinde olan bir kavme güç veren şeyler yani. Hareket gücünü artıran şeyler yiyor. Et diyorlar kardeşim. Et diyorlar. İşte men denilen şey tatlıya dönüşüyormuş, una dönüşüyormuş. Yani onlar ekmek yapıyorlarmış, tatlı yapıyorlarmış. Tatlısız sofra mı olur yani? Hareket halinde olan bir topluma ne lazımsa Allah onları vermiş. Hedefinizden vazgeçeceksin. Vazgeçtiler mi? Evet vazgeçtiler. Dedi ki Hazreti Musa onlara, eğer derdiniz dünyaysa, İhbidu Mısran, gidin bir Mısır'a inin. Şimdi bir Mısır, Mısır kelimesi ne? Anlamı şehir. Bir şehire inin diyecek. Bir şehire inin derken Kariye kelimesini kullanabilirdi. Kariye kelimesini de kullandı. Kur'an'da en çok kullanılan kelime bu. Kariye kelimesini kullanabilirdi. İnin bir şehre, orada yerleşin. Bunların hepsine sahip olursunuz. Hedefinizden de kopmuş olursunuz diyebilirdi ama şehir demek için Mısır kelimesini tercih etti. Ve böylece çıktıkları yeri hatırlattı. Gidin bir şehre çökün orada. Ve dönün eski zilletinize, eski köleliğinize, eski sömürgeliğinize. Sesiniz olmayacak, solunuz olmayacak. Bir büyük alimimizin çok güzel ifadesiyle Müslümanlar öyle bir haldeler ki diyordu. Yüzyılın başında Müslümanlar öyle bir haldeler ki diyordu. Onların hakkındaki kararlar onların olmadığı yerlerde ve onların fikri alınmadan verilir diyordu. Evet öyle olacaksınız yani. Hakkımızdaki kararların bizim olmadığımız yerlerde ve bize sorulmadan verileceği bir hale tekrar geri dönmek istiyorsanız vazgeçeceksiniz büyük hedeflerinizden yani. Hava soğuk yapamayacağım, hava çok sıcak gidemeyeceğim, karnım acıktı yapamayacağım, çok uykum geldi gidemeyeceğim, elinin körü. Bunların hepsi beşeri zaaflardır ve hoş görülebilir. Kimden hoş görülür? Büyük hedefleri olmayandan hoş görülür. Büyük hedeflerin lafını etmiyor. Ağzında büyük büyük hedefler, gayretin hiçbir şey yok. Halbuki bir insanın da hedefi ancak himmeti kadar olur yani. Ne kadar himmet, ne kadar bir gayret var ortada, bir çaba var, yöneliş var. Ona göre de bir hedef olur yani. Biz okulda öğrencilere bile söylüyoruz. Oğlum nereye kazanmak istiyorsun? İşte falanca tıp fakültesini kazanmak istiyorum. E o zaman çalışacaksın. Yarın nereye gitmek istiyorsun? Açık öğretim sosyoloji istiyorum. Tamam oğlum film seyredebilirsin diyor. Sorun yok yani. Birini küçümseyip birini büyütmek için söylemiyoruz yani. Her şeyin bir karşılığı var tamam. Ne yatırırsanız o. İnin bir şehre. Orada hepsini bulursunuz. Feinne lekum ma se'eltum. İstedikleriniz orada var. Ama mukaddes topraklara gitmeyeceksiniz. Aklınızdan bunları çıkartacaksınız. Hep geçmişin güzel anılarıyla yaşayacaksınız. Şanlı tarihi anlatıp duracaksınız yani. Bizim atalarımız üç kıtada at koşturmuşlardı deyip hep geçmişin anılarıyla yaşayacaksın. Yani. Kişisel olarak da düşünsenize yani. Kimi insanlar vardır. Gerçekten ne kadar acıdır yani. Hala üniversite yıllarında katıldığı etkinlikleri, faaliyetleri anlatıp mutlu olan insanlar var. Biz üniversite yıllarındayken şöyle şeyler yapardık. Hala onları anlatıyorsan demektir ki söyleyecek yeni şeyin yok kardeşim yani. Eskilerin anısıyla yaşamaya ne kadar devam edebilirsiniz ki? 20 yıl önce vallahi biz var ya öyle çok kitap okurduk ki acayip okurduk yani. Bir okurduk sonra bir daha okurduk. Şimdi artık nirvana'ya eriştik. Okumamız gerekmiyor yani. Böyle bir şey. Muhammed Gazali'nin güzel ifadesiyle cumartesi günü ilim öğrenmeye başlamış. Pazar günü öğretmeye başlamış. Pazartesi günü üstad olmuş. Salı günü geçmişin büyük bütün imamlarına hava atan bir üstada dönüşmüş yani.
Bütün mesele salı gününe ulaşmakla işte. Sıkıntı burada. Peki ne oldu? Hedeflerinden vazgeçince ve duribet aleyhimü zilletu vel meskene. Allah onlara aşağılık ve horluk azabı tattırdı. Üzerlerine aşağılık olma, yenilgiyi ve hor görülmeyi. Yenilgiyi ve hor görülmeyi Allah onlara duribe. Onlara mühürlendi. Yenilgi ve hor görülme. Senin işin budur dedi. Kimsemiz ölmesin, kimsemiz yaralanmasın, hiçbirimizin malı gitmesin. Yenilgi ve hor görülme geldi arkasından. Ve ba'u bi gazabin min Allah. Allah'tan bir gazap geldi onlara. Bir gazap elde etmiş oldular. Velike bunun sebebi şu. Bi ennehum kanu yekfuruna bi ayatillahi. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlardı. Allah'ın apaçık yardımlarını görmezden geldiler. Apaçık vaatlerini yok saydılar. Ve yakturun ennebiyyine bi gayril hak. Ve İsrailoğullarının yaptığı en büyük zulümlerden bir tanesi, kendilerine gönderilen kimi peygamberleri öldürdüler. Haksız yere, haksız yere öldürdüler. Yani haklı yere peygamber öldürülmez zaten. Haksızlıkları o noktaya geldi ki diyelim, haksızlıkları öyle yükseldi ki peygamber bile öldürdüler. Bir bakacaksınız, tamam mı? Toplumu ıslah etmeye çalışan, hayrına çalışan, yol vermeye, onu yüceltmeye çalışanlara toplum ne yapıyor? Elinden tutup kaldırmaya çalışanları dışlıyor, yalnız bırakmaya mahkum ediyor, hapishanelere dolduruyor, sürgün ediyor, öldürmeye kalkıyorsa bu topluma Allah elbette ki bir gazabıyla muamele edecektir yani. Kendisine her tür aşağılamayı yapan, her tür hakaret edenleri başının tacı yapıyor. Ayaklarının altına girip omuzlarını almaya çalışanı eğer tepesine vurup ezmeye çalışıyor ki peygamberleri böyle yapmışlar. Sonuç hor görülme ve yenilgi oldu onlarda. Zelike bima asav. Bu yapılanların hepsinin sebebi onların isyan etmeleriydi. Ve kanu yatedun. Ve taşkınlık yapmalarıydı. Bütün mesele bu. Biraz uzayacak. O yüzden burada kesiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. 61. ayetin sonunda bıraktık.